Yeni Hyundai i20 şimdiye kadar Türkiye'de üretilmiş olan en yakışıklı otomobil olabilir mi? Bence olabilir ama bazılarımız da bu tasarımı hiç beğenmiyorlar. Ya sev ya nefret et tarzında bir tasarıma sahip. Aslında böyle bir gözünüzü kısıp baktığınız zaman bazı otomobilleri andırıyor. Atıyorum Mercedes'i bile andırdığını söyleyebilirim özellikle burun tarafı olarak. Arkadan baktığınız zaman stopların arasındaki siyah yer ve işte oradaki stopların uzuyor gibi gözükmesi de biraz böyle Skoda'ları falan andırıyor. Ama gerek Hyundai'nin diğer modelleri gerekse rakipleri arasında çok farklı bir tasarıma sahip olduğu, hem gece hem de gündüz her yerden fark edilmesi bu otomobili bence özel kılıyor. Hyundai tasarım takımı, bu cesur hareketiniz için teşekkür ederiz. Şimdi bu otomobilin garip görünen yerlerinden biri ön tarafı. Özellikle böyle dikkat ederseniz farlar ve işte bu ızgara çok aşağıda değil mi? Yani böyle sanki alt çenesi böyle ileride gözüken dil balıkları falan vardır ya, onun gibi gözükmüyor mu? Şöyle. Arkadan baktığınız zaman da işte o far tasarım böyle yanlara doğru üzgün gittiği için o da böyle üzgün bakışlı bir adam ya da işte kaşları böyle olanlar vardır ya, öyle bir ifadesi var. Dediğim gibi güzellik görecelidir ama şimdiye kadar Türkiye'de üretilmiş olan en dolu otomobillerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Belki de teknolojik olarak en donanımlısı. Yanımızda görmüş olduğunuz otomobil zaten i20'nin alınabilecek en donanımlı paketi. Yani Elite Plus paketi. i20 jump donanım paketiyle başlıyor. Onun üzerine Style var, Style Plus var, Elite var ve Elite Plus var. Şimdi Elite Plus'ın diğerlerinden farkını nereden anlayabiliyorsunuz? Bir kere jantlarından anlayabiliyorsunuz. Daha doğrusu Style ile Elite'in arasındaki farklar. Style'da 16 jantlar varken bunda 17'ler var. İşte LED farlar vesaire zaten Style'lara standart olarak geliyor. Onun dışında yan tarafta gözüken o cam çıtalarının krom olması bu otomobilin Elite olduğunu gösteriyor. Bunun üzerine de eğer Elite Plus olduğunu anlamak istiyorsanız dışarıdan antenine bakacaksınız. Köpek balığı şeklindeki anteni de bu otomobilin en üst donanımına koymuşlar. İlginç. Şimdi aman bu otomobille önden kaza yapmayın. Yani tamponu yok diyebiliriz. Tamponu daha doğrusu gizli diyebiliriz. Direkt bu ızgaradan, plakadan çakıyorsunuz. Ön tarafının biraz böyle aşağıda olması, özellikle böyle garajlar vardır ya indiğiniz yerler, orada kafasının hep sürtmesini sağlıyor. Şu alt tarafı da parlak siyah renkli olduğu için buralar hep çizilir. Hatta ben de bir iki kere sürttüm. Buralar çizilmiş. Onun dışında yine Elite Plus paketinde görünmeyen bir özellik daha var. Şu logonun arkasında radar var. Ayrıca yine camın orada bir kamera ve yine sensörler var ki bu sensörler de otomobilin hem şerit takip asistanını çalıştırmaya yarıyor hem de adaptif cruise kontrolünü çalıştırmaya yarıyor. Yani bu otomobilde dediğim gibi birçok böyle şaşıracağınız özellik mevcut. 16 inç jantlar da şık açıkçası ama tabii 17 biraz daha farklı duruyor. Gelin bir de arka tarafına bakalım. O üzgün görüntü nasılmış? Arkada o üzgün olarak belirttiğimiz ifade işte bu şekilde. Tabii buna ne neden oluyor? Stoplar neden oluyor? Stopun üst tarafı düz devam ediyor. Alt tarafı böyle açılı bir şekilde geliyor. Bir de siz bunu gece görün. Gece özellikle yandığı zaman şu altlar yanıp şu şekilde devam ettiği için bu üzgünlük ifadesi daha da belirgin hale geliyor. Böyle haylaz çocuk ya da böyle üzgün çocuk mu diyeyim? Öyle bir görüntü elde ediliyor. Stoplar bagaj kapağında devam ediyor ve bu iki parçanın ortasında da yine devam eden güzel bir görüntü var. Biraz böyle Renault Megane'ları andırıyor ama bunun da yanmasını isterdim. Ne yazık ki yanmıyor. Bu sadece bir görüntü, reflektör gibi düşünebilirsiniz. Gece böyle seyir halinde yanan stop lambalarımız buraları LED olarak yanıyor ama siz frene bastığınız zaman ya da sinyal verdiğiniz zaman onlar halojen. Yani keşke onlar da LED olsaydı da böyle daha güzel bir bütünlük sağlasaydı. Arkada öyle büyük bir spoiler yok. Hatta hiç yok bile diyebiliriz. Belki bir spoiler olabilirdi. Bence o spoiler işini i20N ya da i20 N-Line modellerine saklamışlar. Seneye onları da göreceğiz. Tampona baktığınız zaman yine tamponda klasik bir yapı var. Difüzör gibi gözüken yapı vardır ya ama bunda baktığınız zaman ciddi ciddi difüzör var. Şurada 3 tane kanat var. Hemen bagajına geçersek 21 litre artmış bir bagajı var bir önceki modele göre. 341 litre olmuş. Tabii bu 341 litrelik hacim şu alttaki tabanı en aşağı koyduğunuz zamanki hacim. Bu pandizotla ilgili güzel özellikler var. Mesela hemen buradaki bağlantıyı söküyorsunuz. Hafif böyle kendinize çekiyorsunuz. Başka bir kanala oturuyor. Hafif yukarı. Ve şöyle uzattığınız zaman bu pandizot bu şekilde buradaki yerini alıyor. Böylece yüksek malzemeleri burada rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Bunu bir otomobilde daha görmüştük ama hangisini de hatırlamıyorum. Ama i20'de olması bence hoş bir ayrıntı. Sağında sonda yine ayrı gözlerimiz var. Atıyorum bu tip sıvıları böyle koymak için devrilmesin vesaire diye.
Onun dışında da burada bakın güzel bir sistemimiz var. Subwoofer'ımız var. Bose. Bum, bu da tabii Elite Plus'ın getirdiği özelliklerden biri. Böyle çizgiler çok hoş değil mi? Yan tarafı da böyle hareketli. İşte buradan bir çizgi geliyor, buradan aşağı iniyor. Bakın burada bile şu arkadaki difüzördeki kanallar var. Hatta içeride de bu tip detaylar var. Onları da zaten anlatırız. Ama burada dikkatimi en fazla çeken özelliklerden biri böyle stopun içine gizlenmiş olan, gizlenmiş gibi gözüken daha doğrusu depo kapağı. Çok şık bir ayrıntı değil mi? O zaman artık arka koltuk. Tabii şimdi B segmenti bir araçta olduğumuzu unutmamak lazım. Şu gözlüğü hemen çıkartayım. Burada çok rahat olmam zaten beklenemez. Benim gibi özellikle 1.90 boyundaki bir adam için. Ama dizlerim temas ediyor olsa da çok rahatsız değil. Koltuğun altına ayaklarım bir kısmı girebiliyor. Herhalde o bagajın biraz daha büyük olması gerektiğinden olsa gerek. Arka taraf biraz böyle sırtımız dik. Bu nedenle de kafamda çok rahat etmiyor. Yani arkası biraz daha yatık olsa en azından daha rahat olabilirim diye düşünüyorum. Saçım sürekli tavana değiyor. Tabii bunda sunroof'un da etkisi var. Bu arada Style ve Elite paketlerde sunroof alabiliyorsunuz. Ama isterseniz çift renkli yani tamamen siyah tavan olarak da bu otomobili alabiliyorsunuz. Ama onun için sunroof'tan feragat etmeniz gerekiyor. Burada yine herhangi bir kol dayama vesaire yok. Koltuklar yine 60'a 40 oranında katlanıyor. Burada neyse ki bir USB girişi, şarj soketimiz var. Burada böyle küçük bir yerimiz var. Belki cep telefonu, cüzdan, anahtar vesaire koyabilirsiniz. Benim önümdeki koltukta yine bir böyle cep göz yok. Bu tarafta cep var. Onun dışında burada güzel bir yer var. Siz şu tokayı buraya takıyorsunuz. Siz koltuğu yatırıp tekrar koyduğunuz zaman böylece emniyet kemeri arkada kalmıyor. Çok basit bir ayrıntı. Şuraya bir tane delik açıyorsunuz ama güzel bir ayrıntı. Tabii otomobile 8 hoparlörlü bir Bose sistem koydum mu her yerde Bose yazmak gerekiyor değil mi? Ama şık ya. O zaman geçiyorum öne. İşte bu otomobil içinde kendini çok daha iyi bir şekilde ifade ediyor. Sizi iyi hissettiriyor. Dijital ekranımız var. Burada kocaman bir multimedya ekranımız var. Bakın buradaki görüntü bence oldukça şık. Başka bir otomobilde pek benzemiyor. Gerçi çok siyah, çok kara burası ama yine de buradaki havalandırma ızgaralarının aynı şekilde devam eden bir çizgiyi burada devam ediyor, burada devam ediyor ve hatta burada devam edip şuradaki kapı kollarına kadar gidiyor. Demin bahsetmiştim ya C-Sun'daki yerlerden ve difüzörlerden. İşte o yapının devamı burada. Tabii bu kadar donanımı olan bir otomobilin böyle bir yapısı olmaması lazım. Yani anahtarsız giriş ve çalıştırması olması lazım. Gerçi yurt dışındaki modellerde bu var ama bizdeki bu ÖTV kaygısı yani o bas fiyatının 130 bin lira içinde olması gerektiği kaygısı bu otomobilin bazı donanımlarının bu otomobilden uzaklaştırılması anlamına geliyor. Şimdi ÖTV işi bizde çok önemli. Yani o 130 bin bandı inanılmaz önemli. Yani şöyle düşünün. Bir otomobilin bas fiyatı 129.999 TL olduğu zaman yani 130 binin altında kaldığı zaman ve motor hacmi de 1.6 litrenin altında olması lazım tabii. Yani bu. Otomobile 130 bin lira olarak gördüğünüz zaman %50 ÖTV veriyorsunuz. Yani 65 bin lira. Bir de bunun üstüne KDV ekliyorsunuz. Tam kaç para denk geliyor biliyor musunuz? 231 bin liraya. Bu otomobil fiyatı kaç para biliyor musunuz? 231 bin lira. Yani eğer bu otomobile 1 dolarlık bir donanım bile eklesek 130 bin TL'nin bir fırt üstüne çıkacak atıyorum. 130 bin 001 TL olacak. Bu sefer de ne olacak biliyor musunuz? ÖTV %80 olacak. %80 ÖTV ne demek? 104 bin lira demek. Bir de bunun üstüne KDV koyduğunuz zaman otomobil fiyatı kaç para oluyor biliyor musunuz? Hiç değişmediğini düşünün 1 dolardan. 276 bin lira oluyor. Yani arada 45 bin liralık bir fark var. O yüzden de i20'de şu var da niye bu yok falan dememek lazım. Yani bu anahtar gibi. Hatta bu yüzden bazı markalar bazı aksesuarları yani sonradan takılabilen donanımları otomobilin bazında almıyorlar. Sonradan alıyorlar, takıyorlar. Çünkü onlara ÖTV vermiyorsun, üzerine para vermiyorsun. Dolayısıyla daha hesaplı hale geliyor. Yani böyle şeyler de dönüyor, öyle söyleyelim. Şimdi bu otomobilin bir de hibrit versiyonu var. Daha doğrusu mild hibrit yani hafif hibrit versiyonu var. 48 voltla çalışan yani içeride küçük bir elektrik motoru ve arka tarafta küçük bir akünün olduğu ve işte yakıt tüketimini ve emisyonu azaltan bir sistem var. Dünya zaten buna dönmeye başladı. Mesela en dolu pakette mild hibrit de gelemiyor bu ÖTV sistemi yüzünden. İşte mild hibrit bunun bir alt donanımı yani Style'da geliyor ama Style'in yine Plus paketinde geliyor. Bu otomobili oluşturana kadar o ürüncüler kafayı yemişlerdir öyle söyleyeyim. Devamlı artan bir kur, devamlı işte değişen her şey inanılmaz. Yani bu otomobilin de bence maliyeti 130 bin liradan daha yüksektir. Bir şekilde 130 bin liranın altında tutmaya çalışıyorlardır.
Neyse, yine bizim konumuz ekonomi değil. Biz otomobili anlatmaya devam edelim. Anahtarımızı normal şekilde yuvasına takıp çalıştıralım. Niye çalıştırdım? Çünkü burada bazı şeyler var, onları göstermem gerekiyor. Bir kere çok güzel bir dijital ekran var. Yani hayalet ekran diyoruz ya biz buna. İşte öyle bir gösterge var burada, 10 inç büyüklüğünde. Burada da kocaman bir yine multimedya sistemi var. Ama tabii bunlar da Elite Plus'ta geliyor ki bu otomobili de en çok gösteren kısımlar bence bunlar. Yine burada standart bir dijital klima sistemimiz var. Dijital ama çift taraflı değil ama kısa yol tuşları var. Kullanımı gayet basit. Buraya da yansımıyor bu arada. O da bence güzel bir şey. Burada yine multimedyada sesini açıp kapatabileceğiniz mekanik bir tuş var. O da kısa yol olarak bence güzel. Yine direksiyonlarla zaten bunları kontrol edebiliyorsunuz. İşte navigasyon vesaire, Bluetooth, her şey var. Oh! Yağmurlu bir gündü. Bir kafe latte lütfen. Çok soğuktu. Oğlum ayı gelmesin. Oh be, huzur. Burada bakın güzel bir yer yapmışlar yine. Kablosuz şarj edebiliyorsunuz ve burası kolay ulaşılabilir ve büyük bir göz. Yanına da sağına soluna bir şeyler koyabiliyorsunuz. İki tane USB portu var. Burada yine bir tane çakmaklığımız var. Şurada sürüş modlarını, park sensörünü, park kameralarını vesaire ayarlayacağınız butonlar var. Zaten klasik vites topuzumuz, mekanik bir el frenimiz, işte iki tane kolay kullanımlı bardaklığımız. En azından yeri güzel, dökülmez etmez ve derin. Kolay kullanabiliyorsunuz. Ben buna çok önem veriyorum. Burada da tabii bir kol dayamamız. Gerçi içi çok büyük değil ama gayet güzel bir göz de burada mevcut. Kol dayamada da yine isterseniz böyle ayarla biraz daha öne getirip daha da kol dayama haline getirebiliyorsunuz. Otomobilde biraz aşağıda oturuyorsunuz. Yani genelde ben şuna bakarım. İki kol da aşağı yukarı aynı yerde durması lazım. Burada oturduğunuz zaman buradaki kol dayama, yani kapıdaki kolunuzu dayayacağınız yer daha yukarıda kalıyor. Yani biraz böyle kötürüm kalıyorsunuz. Yine 3 kolludan 4 kolluya dönen değişik direksiyon tasarımları i20'ye de gelmiş. Bu ne demek? i20 ile başlayan Furya, Hyundai'nin diğer modellerinde de devam edecek anlamına geliyor. Bence kötü değil. Yani 4 kol ama hiçbir şekilde sizi engellemiyor. Sportif kullanımı da hiçbir şekilde engellemiyor. Bütün sistemleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. İşte şerit takip, uyarı sistemini vesaire buradan kısaca ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü bazı markalarda bunları kapatıp açmak istediğiniz zaman işte burada menüye giriyorsunuz, menünün içinde kayboluyorsunuz ya da işte buradan kendiniz bulmaya çalışıyorsunuz falan. Bu kısa yollar ve ulaşılabilirlik olarak gayet ergonomik bir otomobil olmuş. Dijital gösterge paneline dönersek buradan sürüş modu butonu var. Sürüş modunu sporta geçtiğiniz zaman çok güzel böyle arkası karbon, kırmızı detaylar gelmeye başlıyor. Bir daha basarsanız eko moduna geçiyor. İşte eko ne demektir? Doğa dostu. O yüzden mavi oluyor. Bir daha basarsanız da normal comfort, böyle daha metalik bir kadran sizi karşılıyor. Aynı zamanda bu tuşun çok seri bir şekilde algılandığını da söylemek lazım. Yani basar basmaz hemen buradan böyle bir animasyonla ekran değişiyor. Sürüş modları değişiyor daha doğrusu. Ayrıca bu göstergenin sağ tarafında, yani devir saatinin olduğu yerde de işte otomobilin kapısının açık olduğu uyarısı ya da işte buradan farların açık olduğu uyarısı, buradan açtığınız zaman nerede olduğunu gösteriyor. O tip şeyler de dijital olarak gözüküyor. Bence o da güzel, şık bir ayrıntı. Şöyle genel ambiyansa baktığınız zaman da aslında her şeyin aşağı yukarı birbiriyle uyumlu olduğunu görüyorsunuz. Yani gerçi buralar falan hep sert plastik ama bu sınıfta zaten yumuşak plastik bulmak biraz zor. Onun dışında bakın işte şuralardaki dikişler, direksiyonun içindeki o dikişler, koltuklardaki dikişler hepsi böyle beyaz ve aynı ölçekte yapılmış. Otomobilin içinde bir bütünlük var. Bu hoş bir ayrıntı. Ayrıca bakın kapı içlerinde bile buraları deri. Daha doğrusu otomobilin yumuşak olan tek tarafı galiba burası. Krom detaylar ve işte göğsün şu tarafın falan da açık renkli olması otomobilin içini daha da ferahlaştırmış. Eski Hyundai'lerde şöyle bir sıkıntı vardı. Gerçi çoğu otomobilde var bu ama buralar genelde siyah ama üstü boyalı oluyor. Yani belli bir süre kullandıktan sonra bu sürtünmeden, çizilmeden dolayı tekrar böyle siyah renk ortaya çıkıyor. Acaba bu sorunu çözmüşler midir? Onun için ya burayı çizmem lazım ya da bu otomobili 20-30 bin kilometre kullanmam lazım. O da mümkün değil. Zaman gösterecek. O zaman içerisinde tamamsa ben hemen kemerimi takayım ve yola koyulayım. Kapı açık. Mercedes bile gidiyor. Herhalde bu gider değil mi? Bir aksentçiyim, erocuyum. Yeni i20'nin platformu ne biliyor musunuz? Aslında eski i20'nin ciddi anlamda geliştirilmiş bir versiyonu var bunda.
yepyeni bir platform diyemeyiz ama bir bakıma da yeni. Şimdi başka hiçbir otomobilde yok bu geliştirmiş platform. Sadece E20'nin bir SUV modeli gelecek. Yani daha yüksek, tabii ismi başka olacak. O gelecek otomobilde de bu platform kullanılacak. Otomobilin özelliklerinden biri de şasisinin ve platformunun mümkün olduğunca hafifletilmiş olması. Tabii artık Koreliler böyle cımbızla bunu almaya başlamışlar. İşte yakıt deposunu biraz daha hafifletmişler, hacmini azaltmışlar, şu koltukların yapısını, iskeletini değiştirmişler. Mesela ön iki koltukta 3'er kilo hafiflemiş, toplamda 6 kilo ama işte bunun bile hesabını kitabını yapıyorlar az yakmak için. Her şey az yakmak için ve tabii az yakmanın yanında emisyon için. Çünkü emisyon kuralları artık çok sıkı. 95 gramın altında kalması gerekiyor ki bu otomobilde 48 voltluk o mild hybrid sayesinde kilometrede 100 gramın biraz üstünde kalıyor. Gözlüğümü takabilir miyim? Şimdi yeni E20'de hiç dizel motor olmayacak. Buna emin olabilirsiniz. İleride de gelmeyecek yani. E20'de iki motor seçeneği var. Bir başlangıç versiyonunda gelen 1.4 MPI. Yani tamamen atmosferik bir motor bu. 100 beygir gücünde. Bir de 1 litrelik versiyon var. 1 litrelik versiyonda tabii ki turbo. Bu da 100 beygir gücünde. Bir de bu 1 litrelik turbo üzerine kurulmuş bir de hibrit makine var. 48 volt hibrit dediğimiz, mild hibrit dediğimiz. O da 100 beygir. Aslında bu tip mild hibritlerde otomobili böyle her yerine hibrit yazmaları bana böyle çok adil gelmiyor açıkçası. Biraz böyle kandırmaca gibi geliyor ama yine de bir teknoloji var. Peki bu teknoloji ne sağlıyor? Bu teknoloji özellikle şehir içinde, bakın sadece şehir içinde diyorum. Çünkü uzun yolda hibrit modelle bunun arasında yakıt olarak fark var. Yani şehir dışı yakıtında hibrit biraz daha fazla yakıyor. 0.1 litre falan ama çok ilginç değil mi? Ama şehir içine girdiğiniz zaman bu yaklaşık 1.5 litre daha az yakıt tüketiyor şehir içinde. Bu da tabii ortalama tüketime nasıl etki ediyor? Yaklaşık 0.7 litre 100 kilometrede. Şimdi biz bir otomobili bir süredir kullanıyoruz. Sıfırlamadık da şu anda 6.7 gösteriyor. Peki bu otomobilin hissettirdikleri nasıl? Yani direksiyon tepkisi, dengesi vesaire. Yani üzerinde böyle tatlı sert bir süspansiyon var. 17 inçlik jantlar, jantlar var ve 45 yanak lastikler var. Yani sert olması gerekiyor ve iyi yol tutması, iyi tepki vermesi gerekiyor. Fena dönmedi. Güç yok gerçi ama fena dönmedi. 3 silindirli motorun böyle tatlı bir sesi var bu arada. Böyle Subaru'lar gibi çalışıyor. Tabii o biraz vibrasyon yaratıyor ama bastığınız zaman da yani standart bir küçük hacimli motordan daha güzel bir ses verdiğini söyleyebilirim. Geçtik. Bu arada bunları deniyoruz ama sport almayı unutmuşuz. Hemen sürüş moduru sport alalım. Kırmızı kadranlarımız gelsin. Bizi gaza getirsin. Bak gaz tepkisi hemen iyileşti zaten. Birkaç tane viraj yapalım bakalım ne oluyor. Ne güzel bir sesi var. Hissedilebilir. Güzel hissediliyor. Kontrol edilebilir hissediliyor ki güven veriyor. Ve kullanımda zevkli. Süspansiyon falan. Yeter bu kadar. Bu kadar ayılama yeter. Hemen eco moda geçelim. Ve sakin sakin gidelim. Tabii şimdi biraz böyle hızlanmışken yalıtımı da hissettiniz mi siz? Yani ben de tabii böyle gazlarken biraz adrenalin vardı. Çok ses hissetmedim ama yalıtım konusunda da bu otomobilin hiç fena olmadığını söyleyebilirim. Yani daha üst segmentteki özellikle uzak doğu otomobillerinden daha iyi bir yalıtım olduğu net. Artık Hyundai'de aslında şöyle bir durum oldu. Bana böyle 15-20 sene önce sorarlardı. İşte Hyundai alayım mı? Fiyatı uygun vesaire diye. Aman aman uzak durun derdim. Şimdi ise Hyundai düşünmeyen insanlara bile seçenekler arasında Hyundai'yi sunuyorum. Çok kısa sürede inanılmaz yol kat ettiler. Bence tasarım konusunda biraz böyle bocalıyorlar. Sürekli farklı farklı tasarımlara gidiyorlar ki bu otomobil de böyle. Bu tabii bir
cesaret meselesi. Aslında buna da saygı duymak lazım. Ama çok iyi yolda olduklarını ve hızla basamakları tırmandığını rahatlıkla söyleyebilirim. Kardeş firması Kia var biliyorsunuz. Ve Kia'da bunun birebir aynısı, yani kuzeni Rio var. Rio, daha doğrusu Riado demeyelim. Genelde Kia tasarımı eskiden böyle daha marjinaldi. Hyundai ise böyle daha standart, şehir içi kullanımda herkesin tercih edebileceği, böyle skalası çok geniş, yelpazesi geniş bir tasarım dili sunuyordu. Şimdi işler değişti. Kia böyle hep üste konumlanmıştı. Şimdi aslında baktığınız zaman kardeşi Rio'dan birebir aynı donanımlarla, tabii bazı donanımlarda farklılık gösterebilir ama fiyat olarak da daha pahalı, biliyor musunuz? Bu otomobil bahsettiğim gibi işte 231 bin TL. Kia Rio benzer donanımlı, aynı motor ve 7 ileri DCT şanzımana sahip. Bu arada bu çift kavramalı DCT de yeni versiyon DCT. Yani aynı şanzımanın geliştirilmiş versiyonunu da belirtelim. Aralarında Rio ile yaklaşık 13 bin liralık bir fark var. Bu daha pahalı dediğim gibi. Diğer rakiplere bakarsanız bu aslında Corsa'dan da pahalı, Fiesta'dan da pahalı, Clio'dan da pahalı. Yani benzer motor hacmi ve şanzıman, işte otomatik şanzıman vesaire ve üst donanımlardan bahsediyoruz. Baktığınız zaman en pahalı otomobil bu. Ama tabii donanım olarak da en zengini bu. Dolayısıyla tabii donanım görecelidir. Şerit takip asistanı, adaptif cruise control, kör nokta uyarı sistemi, çapraz yaya algılama sistemi, otomatik fren sistemi vesaire. Yani üst segmentlerde bulacağınız çoğu donanım bu otomobilde mevcut. Rakiplerinin çoğunda bu bahsettiklerinin hepsi bir arada yok. Baktığınız zaman işte bu kadar geniş bir ekranı da yok. İşte dijital kadranı da yok. Hayalet ekran dediğimiz. Hepsinde yok daha doğrusu. Yani uzun lafın kısası, B sınıfında i20 beni hiçbir zaman heyecanlandıran bir model olmamıştı. Ama şimdi özellikle bu otomobili kullandığın zaman böyle diğerlerine bakmaz oldum sanki. Sanki diğerlerine göre bu daha heyecanlı, böyle içinde kendinizi daha rahat hissedebileceğiniz bir otomobil olmuş. Şimdi bir süredir de bu otomobili kullanıyorum. Sağa sola da gidiyorum. İşte arkadaşlarım vesaire görüyor ve herkes de "Aa, ne kadar güzel olmuş bu" diyor. Bir içine bakalım diyor. Merak ediyor. Merak uyandırılan bir otomobil. Fiyat olarak da tamam, 230 bin liralar bize artık kulağa çok fazla geliyor ama şimdi tek tek otomobil fiyatlarına baktığınız zaman zaten aşağı yukarı hepsi aynı yerlerde. 160 bin liralar civarından başlıyorlar. 220-230 bin liralara kadar gidiyorlar. Yani bizim klasik olan "ben bu otomobili alır mıyım" sorusunu sorduğumuz zaman da eğer bir B segment otomobil düşünüyorsam i20'yi en başa yazarım. O kadar beğendim. Özellikle bir de yine i20'de hiç olmayan bir şey gerçekleşti. i20 N versiyonu, yani bunun güçlü versiyonu, sportif versiyonu çıktı. Daha doğrusu tanıtıldı. 2021 Şubat ayında satışa başlayacak. İşte Mart ayı gibi de herhalde biz de kullanıyor oluruz. 200 küsür beygirlik 1.6 litrelik turbo makineyle geliyor. İşte böyle koltuklar, kilitli diferansiyel, süspansiyon vesaire, görüntüsü falan beni şimdiden heyecanlandırıyor. Hatta keşke şu sınırlarımız bir açılsa da o i20'yi ne alsak, böyle bir Nürburgring'e gitsek. Ait olduğu yere, yani pistlere. Hyundai yöneticileri, duyun sesimizi. O zaman bu testimizden de şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuza yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi zaten unutmadığınızı biliyorum. Kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyoruz. Zaten abone değilseniz de abone olmanızı ve o çan tuşuna basarak bildirimlerinizi açmanızı, böylece de biz her videoyu yayınladığımızda ilk izleyenlerden biri siz olmanızı öneririz. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Problems on 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 problems